Derviş Paşa nerede Dudu? Evladım hasta düşmüş, ateşler içinde yanarken o nerede? Akşam vakti saraydan ayrılmışlar. Kimsenin malumatı yok. Valide Sultanım, cariyelerden biri haremden kaçarken yakalanmış. Muhafızlar vurmuş kafili. Kimmiş? Şahist Hatun. Zarcıların dediğine göre yanında bir cariye daha varmış. Harime dönünce yetişememişler. Lakin ismini duymuşlar. Sen gece oğlumun yanındaydın. Eyvahlar olsun. Hastalık değil bu. Zehir. Zehirleyip kaçtın aslanımı. Zehir mi? Hayır. Ne oldu ona? Bir de soruyor. Hangi zehri verdin söyle. Söyle çaresini bulsun hekimler söyle. Ne zehri sultanım? Ben bir şey yapmadım. O halde niye kaçtın? Sorgu suali alın şunu. Konuşana kadar lime lime edin etlerini. Götürün. Ahmet! Ahmet! Cennet. Ben yapmadım. Zehri kim verdi sana? Söyle. Ben yapmadım. En son hünkârımızın yanında sen vardın. Gecenin bir vakti çıkmışsın dairesinden. Ağalar sual etmiş, hünkârımız gönderdi demişsin. Senet Kalfa, sen biliyorsun. Ben hünkâra zarar veremem. Asla yapmam. Cennet. Dudu Hatun. Kızın eti ne budu ne? Zehri nereden bulacaktı hünkârımızı Zehri'ciğim? Bir şey biliyorsan söyle Cennet. Bir şey bilmiyorum Hatun. Ben yapmadım. Kız masum. Kes sesini. Masummuş. O yüzden mi kaçtı? Kaçtım. Kaçtım. Ama yapamadım. Vazgeçtim. Cennet. Evladımı sana emanet ettim. Gölgesi olacaktın. O küçük yılan oğlumu zehirlerken neredeydin dermiş. Bağışlayın sultanım. Zehir olsaydı çoktan kendini belli ederdi. Başka ne olabilir ki? Hünkârımıza hediye ettiğiniz cariye kaçarken yakalandı. Suçunu itiraf mı etti? Elinde delil mi var? Yok. Anlamadan, dinlemeden masum bir cariyeye eziyet etme. Ne oldu sultanım? O masum cariyenin söyleyeceklerinden mi korktunuz? Bunları duymamış olalım. Üzüntüden ne dediğini bilmiyorsun. Ben ne dediğimi biliyorum. Evladım zehirlendi. Ve bunu her kim yaptıysa şu an aramızda. Masya.
neden hala susuyorsun? Niye kaçtın? Ha? Kim yardım etti? Hiç değilse onu söyle lütfen. Nasıl kendini öldürecek misin?